Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Sevgili İbrahim Kırkayak, sana ve konuklara iyi akşamlar diyelim. Fenerbahçe 26 Ocak itibariyle Bele'ye geldi ve geldiğinden beri bugünü tek antrenmanla geçirdi. Onun dışında geçtiğimiz iki gün çift antrenman, geldiği gününde akşamında çalışmıştı. Çalışmalarını da burada yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Burak Karanfil'de görüntüleri ekranlara aktarıyor. Önemli gelişmeler var an itibariyle Fenerbahçe'de. Onlardan birisi dün Serdar Aziz topla çalışmalara başlamıştı ki şu an bireysel çalışmalarını sürdürüyor antrenör eşliğinde, ama topla çalışmalara başlaması şu açıdan önemli. Mince Ekim takımla tek çalışan isimdi stoper mevkiinde. Tisserand milli takımındaydı, Atilla Salahi hastalığı nedeniyle İstanbul'daydı, ama Serdar Aziz'in de topla çalışmalara başlaması o bölgede Fenerbahçe için önemli bir gelişme diyebiliriz. Çünkü ilk rakip Medipol Başakşehir, ligin en dişli takımlarından birisi. Her ne kadar geçtiğimiz birkaç haftada bir düşüş yaşamış olsa da bu bir gerçek ki ligin Emre Belözoğlu yönetimiyle birlikte en çok çıkışa geçen takımlarından birisi. Tekrar takım çalışmaları da geçtiğimiz zaman şöyle artık yakınımızdan da geçecek, birazdan onu göreceğiz. Bir 10 saniye 15 saniye sonra İrfan Can Kahveci, o da İstanbul'da kalan isimlerden birisiydi. Bireysel çalışmaları düz koşulara başladı. Fenerbahçe açısından çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. İrfan Can Kahveci'nin gelişini, İsmail Kartal'ın burada gelirken getiremediği bazı oyunculara şanssızlık olarak bakıyordu. İrfan Can Kahveci de düz koşulara başladı. Bugün ilk antrenmanını yapıyor. Belki yarın antrenmanın ilk bölümünde çalışır ve Medipol Başakşehir maçına tabii ki bu şekilde yetişmesi bekleniyor. Fenerbahçe açısından en önemli gelişmelerden birisi İrfan Can Kahveci'nin Antalya'ya gelerek düz koşulara katılması ki bugün 29'u 30, 31, 2 gün daha muhtemelen 3 antrenman yapmış olacak burada. Belki bunların son 1-2'sinde takımla birlikte belli bölümlerini yapmış olacak İrfan Can Kahveci. Bir de bunun İstanbul ayağı var bir süre. 5 Şubat'ta Medipol Başakşehir müsabakası. İsmail Kartal'ın burada işler çok istediği gibi gitti mi, ideal gitti mi? Bunu söylemek biraz zor. Özellikle son anda çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle 4 futbolcu da önemli eksikler oldu. Zaten sakatlar vardı. Mesut Özil'in belinden küçük bir operasyonu olmuştu. Ama işte bugün İrfan'ın da katılması, Serdar'ın topla koşulara başlaması ve diğer isim Atilla Salahi, o da İstanbul'da kalmıştı hastalığı veya sakatlığı nedeniyle. O da çalışmalara bugün Atilla Salahi katıldı ve İrfan Can Kahveci'den farklı olarak Atilla Salahi antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışacak. Yani Fenerbahçe'nin defans derinliğini arttırmak açısından önemli. Mince Ekim'in yanında şu an Salahi ve ardından da Serdar Aziz kademeli olarak eklenecek. Tisserand'ın tabii ki milli takımından nasıl döneceği merak konusu. Neden bundan özellikle bahsediyorum? Filip Novak şu an hali hazırda aşağı yukarı, yani bir aydan fazla olur az olur ama o civarda sürecek bir sakatlığı var. Atilla Salahi'nin dönüşü hem sol bek mevkiinde hem de defans hattında Fenerbahçe açısından kritik bir öneme sahip. Atilla Salahi'nin de takıma katılması, İstanbul'daki böylece isimlerin de azaldığını görüyoruz. Şu an Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil, aynı zamanda tabii bir de Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe'nin 3. kalecisi, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle henüz Antalya'ya gelmeyen isimler ki zaten kısa bir süre kaldı, artık herhalde böyle kalır gibi gözüküyor. Yani gelen oyuncular İrfan ve Salahi'nin gelmesiyle birlikte son anda kısa bir süre kala yeni bir oyuncu gelir mi zor gözüküyor, ama bu oyuncuların eklenmesi önemli. İrfan ve Salahi'nin takıma katılması, milli takımlarında tabii bulunan oyuncular da var ama Diego Rossi zaten milli takımında testte Covid çıktı. Ener Valencia milli takımında sakatlandı. Henüz şu an durumuna dair bir açıklama yok. Brezilya maçında sakatlandı. Ama böyle de bir gerçek var. Yani İstanbul'a gelince herhalde biraz daha durumu
netleşecek gibi gözüküyor. Tisserand ve Minci Ekim'i de tabii ki buna ekledik. Milli takımlarında bulunan isimler olarak söyleyebiliriz. Bu iki ismin de milli takımında yer aldığını belirtelim. Fenerbahçe'de biraz İsmail Kartal'ın da tabii ki bu eklenmelerle birlikte keyfi yerine gelmiştir. Çünkü özellikle savunmada biraz daha istediğimizi yapabildik ama hücumda istediğimizi yapacak vaktimiz olmadı demişti ki hala önemli eksikler var. Ama burada az önce Dimitris Pelkas da basın toplantısında sorularımızı yanıtladı ki Fenerbahçe'nin en çok eksikliğini aradığı oyunculardan birisi Dimitris Pelkas. Yani antrenmanlarda var ama sakatlıktan sonra ya şans bulamadığı gerekçesiyle ya da antrenman eksikliği, yani buna her ne sebep derseniz deyin, Dimitris Pelkas, o bildiğimiz Dimitris Pelkas olamadı bu sezon. Burada tabii ki takımla çalışmalara başlaması, İrfan Can Kahveci'nin geri dönmesi ki o da topla ufaktan bir çalışma yürütüyor. Onun dışında Mergin Berisha sezon başında kendisini gösterememişti. Mergin Berisha'nın, Serdar Dursun'un burada olması İsmail Kartal'ın tabii ki bir miktar işine yarayacaktır. Çünkü buradan sonra İsmail Kartal da bir daha aradığı ortamı çok kolay bulamayabilir. 1,5 aylık bir süreç olacak ve böyle bir dinlenme vakti olmayacak. Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da hem de Konferans Ligi'nde bu sezon mücadele eden, hali hazırda mücadele eden tek takım konumunda. Diğer takımlar ya kupadan elendi ya Avrupa'dan elendi. O açıdan Fenerbahçe'nin 1,5 aylık sürecinde İsmail Kartal'ın bir kez daha böyle dokunuş yapma imkanı olamayacak. Her ne kadar eksik olsa da bazı Pelkas gibi, Berisha gibi oyuncuları uyandırma açısından bir iç transfer tabiri caizse yapma bakımından bu tek bir alan olacaktır. Burak Kapacak, Çağatay Kurukalp, 12 alt yapıdan gelen genç futbolcu. Bunların içinden bir veya birkaç sürpriz oyuncu çıkacak mı? Hani belki ilk 11'de yer almaz ama o biraz daha geniş kadroya, sürü alacak kadroya eklenir. İşte burada aslında o biraz kendini gösterecek. Yani Fenerbahçe dış transfer tabii ki önemli. Ki sol bek konusunda Gislinko'nun ismini zaten hep söylüyoruz. Ama onun dışında da bir iç transfer çıkacak mı bu kamplardan? Genelde böyle bazı eklemlenmeler olur. Ya yani bunun asıl amacı budur. Hem oyuncuların dinlenmesi hem bir aile ortamının olması, tekrar bir yenilenme, tazelenme ama bazen de birkaç futbolcunun beklenmedik o şapkadan tavşan çıkması durumu gerçekleşir. İsmail Kartal da aslında geldiğinden beri bunu hedefliyor. Takımı olabildiğince takip etmeye çalışıyor. Oyuncularıyla bireysel görüşmelerini sürdürüyor ve yardımcı antrenörleriyle birlikte tabii ki akşamları bu konuda raporların üstünden geçiyorlar. Kalan dönemde de böyle bir beklenti var. Bu arada nasıl bir süreç geçiyor? Yani Belek kampı ile ilgili biraz daha onu ilk ağızdan da öğrenme şansımız olacak yarın. Şimdiki planlama, eğer bir aksilik olmazsa, öğle yemeğinden sonra 13.30 gibi yaklaşık basın mensupları olarak teknik direktör İsmail Kartal ve ekibiyle bir görüşme yapacağız. Ve tabii ki biz de aklımızda merak ettiklerimizi o tabii kamera olmayacak ama bir sohbet olacak ama sonrasında biz de öğrendiklerimizi TRT Spor ekranlarından paylaşacağız. İsmail Kartal'a kafasındaki fikirleri, Belek'te ne planlamıştı, ne oldu, ne olmadı, kafasındaki planları ne kadar hayata geçirebildi, 1,5 aylık 3 kulvardaki süreçte hedefleri neler, olabildiğince bu sorulara yanıt arayacağız. Yarın yapacağımız, eğer bir aksilik çıkmazsa, görüşmede basın mensupları olarak onunla ilgili bilgiler alacağız. O da biraz daha İsmail Kartal'da tabii ilk geldiğinde o iki deplasman, bir iç saha maçı hızlı bir şekilde başladı. Yorucu bir süreçti. Yani Samandıra'da kalıyorum demişti hatta kendi deyimiyle. Bu nedenle onun için de güzel bir ortam olduğu, eksikleri olsa da güzel bir ortam olduğu, onun açısından da birçok futbolcu açısından da bunu söyleyebiliriz. Bugün Fenerbahçe dediğimiz gibi nadir tek antrenmanla geçirdiği günlerden birisi oldu. Genelde zaten sabah antrenmanları daha çok salonda gerçekleşiyordu ve antrenmanın bu ilk bölümünde işte ısınma, pas hareketlerinin ardından sonrasında daha çok hücum aksiyonlarına genelde İsmail Kartal'ın yoğunlaşacağı bir antrenman bölümüne giriliyor akşamları ve Fenerbahçe'nin son maçlarda en çok eleştirilen aslında
en handikaplı kısmı ile ilgili çalışmalara yoğunlaşılıyor. Eldeki futbolcularla İstanbul ayağında da tabii ki Mesut Özil'in eklenmesiyle Ener Valencia'nın sakatları bilmiyoruz. İrfan Can Kahveci'nin biraz daha artık tamamen takıma katılmasıyla birlikte hücum aksiyonları ile ilgili çalışmaların da artacağını bekliyoruz. Dimitris Pelkas'ı biz de merakla bekliyoruz. Yani bu dönem ona yarayacak mı? O geçtiğimiz sezon gördüğümüz Dimitris Pelkas'ı en azından hani görebilecek miyiz? Onu da açıkçası biz de milli aranın, bu aranın sona ermesinin ardından merakla bekliyoruz. Fenerbahçe'de Belek kampında en büyük eksiklerden bir diğeri tabii ki kaleci konusunda. Hem Altay hem Ertuğrul Çetin İstanbul'da kalan isimler arasında. Berke Özer burada çalışmalara katılan, yani Fenerbahçe'nin şu an hali hazırda ikinci kalecisi burada. Tabii ki başka genç kaleciler de var ama Berke burada. Altay'ın İstanbul ayağında bir aksilik çıkmazsa takıma yine Ertuğrul Çetin'in de katılmasını bekliyoruz. İkisinin de ve o konuda Altay'ın tabii ki bir süre daha takımla çalışmalara ihtiyacı var. Biraz daha antrenman eksiği bulunuyor. O takımla çalışmaların ardından birkaç hafta sonra belki Altay da ya kaleyi devralır, o şekilde rekabete girer ama takımın tabii ki hali hazırda birinci kalecisinde Altay Bayındır olduğunu ifade edelim. Fenerbahçe'de futbolcular yaklaşık 15 dakikadır ısınma hareketlerine ve çalışmalarına da devam ediyorlar. Ve birazdan tabii ki antrenmanın basına açık bölümü de sona erecek yavaş yavaş diyoruz. Belek'te son özellikle 2 gündür güzel yağmursuz bir hava var. İlk geldiğimizde biraz daha havanın soğukluğu fazlaydı ama şimdi yani İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin büyük bölümünden aslında tam bu spor yapmak için, antrenman yapmak için harika bir ortam olduğunu söyleyebiliriz özellikle son birkaç gündür. Biraz serin ama tam spor yapmak, antrenman yapmak için ideal bir ortam bulunuyor Belek'te. Sevgili İbrahim Kırkayak, sen de hatırlarsın, burada da çok fazla bulundun. Yani selin olduğu, yağmurun olduğu, çok fazla zaman zaman burada da antrenman yapmanın zor olduğu ortamlar da oldu. Şu an Türkiye'nin geneline göre çok daha ideal bir ortam var burada. Sarı lacivertliler de tabii ki çalışmalarıyla bu ortamı değerlendiriyorlar. Antrenmanın artık son birkaç dakikalık bölümü kaldı. İsterseniz yavaş yavaş o görüntüleri son birkaç dakika yorumlamak için de size bırakayım. Söz tekrar size bırakalım.